Şimdi sana enerji sokuyoruz buraya. Sıkıntı yok. Her şeye, bakın aklınıza gelebilecek her şeye full artı full speed basabiliriz şu an. Oksijen üreten hariç. Burası şu an taraması lazım. Kaç enerji harcıyor burası? 7,8K nasıl harcayabiliyor ya? Allah Allah. 7,5K output veriyor bu. Sen nasıl 7,8K harcıyorsun? Çok ilginç. Sana her yerden giriyor değil mi şu an? 20.600 giriyor sana. Okey. Tabii de şöyle girsin. Oha. Okey, 21K giriyor sana. Burada enerji azalmadığı sürece bizim için bir sorun teşkil etmemektedir. Yani. Bu kadar gerek yok. Şöyle zaten geçiyor buna. Şimdi esas şuraya gidelim. Burası şimdi çok kritik. Al abicim speedlerini. Şuna bilerek vermiyorum. Bu çok diyor. İki tane versem. 4,5K oldu direkt. Sen şöyle 16 üretsen yeter. Ben 160 RF harcıyorum, okey. Bir tane düşür. Buradaki enerjiyi maintain etmek için şeye bakıyorum da. Buradaki enerji aktarımının gitmesi için. Çünkü biliyorsunuz burada şöyle bir cihaz var. 7500'e en fazla çıktı verebiliyor bu. Tek bir yüzden. O sebepten ötürü 256x yapıyormuş mesela. Bu 51k RF istiyor. Bu kadara gerek yok mesela. 4 tane yeter sana. 1,28k kullan. Şöyle kafi. Sen ne durumdasın? Sen 8 ile çarpıyorsun. Şu 256 ile çarpanlar sıkıntı. Şunu alalım. Bunlar zaten gerek yok biliyorsunuz. Bu kadar fazla şey yapmalarına. Enerji tüketimini bu dengeler. Elektrik separatörü de bu kadar fazla gerek yok. Zaten oksijenimiz ve hidrojenimiz full. Azalmıyor hiç. Yeter. Şu an 16 milivolt üretiyoruz. Durmadan. Aktif olarak. Şuradan da 3 harcayalım ki şey yapalım. Yani uranyum tüketimini çok yüksek tutmayalım. 1,4 uranyum falan filan. Tamam. Buradan 2 tane uranyum çank gelmiş bize. Şimdi gideceğiz şeyi çalıştıracağız. Bizim o arkadaşı Builder'ı. Builder durmadan kazı yapacak. Şunu büyüteceğiz. Neydi bizim şey? Advanced Linux yok mu? Yok. Onun yerine Quantum Integral var. Bunlar da 4K üretiyor da bunlara da çok gerek kalmayacak. Evet. Yani bunların her biri 7,5K alsa her bir yüzü.
Abi de alttan verelim bunu hadi. Böyle değişik bir mimariyle karşılaşıyoruz. Evet. Şunun içindeki induction provider yeterli sanırım, değil mi? 102K giriş çıkış yapıyor bu. 102K yetmez. Şöyle yapalım. Delete provider'ı biz bir ultimate cell yapalım. Şimdi şöyle yapacağız. İki saniye seni kıracağım. Tamam mı? Seni buraya bağlayacağım. Ki bunu kırdığında biz bir sorunla karşılaşmayalım. Şu an senin bunu çıkış veriyor olman lazım. Değil mi? Evet. Tamam. Bu süre içinde ben burada çok rahat çalışabilirim. Çünkü bunu eğer direkt kırarsam arkadaşlar şey olur. Makineler kapanır evdeki her şey. Şimdi Ultimate Induction Provider için 3 tane daha bunlar lazım. Tamam, bunu al ya. Provider. 4 tane bundan craft edeceğim diyor bak. Böyle olmaz. Böyle bir yere varamayız. Şöyle yapalım mecburen. Bunda kaç tane diyor? Yine 4 tane bundan istiyor. Gold Dust lazımmış. Hemen. Hemen. Yeter ki sen iste. İstemediğin kadar gold'um var. O yüzden şuradaki Crusher'a. Crusher'da olmuyor mu? O zaman Pulverizer'a. Bunları yaparken şey koymuyor muyduk ya? Sinabar değil de ne? Print mi koyuyorduk? Daha verimli olmasını sağladım bunda film koymak. Kim gelmiş? Onur Jackson Red of War'a abonelik hediye etmiş. Red of War abone değil miydi ya? Teşekkür ederiz Onur Jackson, hoş geldin. Induction Cell. Ben hangisini yapıyordum? Provider'ı mı yapıyordum şu an? Hmm. 3 tane elit yap o zaman bana sen. Gerisi ben hallederim. 3 tane elit. Bir tane ultimate. Bunları da yapalım dursun burada. Merhaba YouTube kanalıma abone ol bana 1000 olalım. YouTube kanalıma da Roma'ya git abone olun bana. Şüpheli kullanıcı izlenen yasak delici muhtemel yazıyor üstünde de. Helal olsun. Bunlara da basalım bu arada. Zaten fullmuş. Bu arada gold'um hiç yok. Şunları da şöyle koysak mı diyeceğim. Ya gold'u bizim dayıya vereyim. 4x yapsın. En azından bir 4 isteği sende olsun. Gerisinde şu sanda aslında biz bir export verebiliriz. Bu sanda maden çıkarsın bizim krallar. Ne diyorsunuz? Zaten burası şu an canavar gibi hızlandı. 256x bu arada. O yüzden buna gerek yok. Zaten bunun hızı da yetmiyor buna.
256x ile çarpanlara koymuyorum bilerek. Şunun full olması lazım. Bu yeterince hızlı çalışmıyor. Uranyum kaç tane oldu? 1,5 uranyum var. Uranyum çok üretmemiz lazım. Çok fazla uranyum lazım. Aşırı fazla uranyum lazım. Sen ne durumdasın? 1,78 gigaref senin içine duruyor. Ey maşallah. Şimdi seller daha gelmedi. Provider ne durumda? O da daha gelmedi. Aşağı inelim bakalım. Aldım. Ha bitti. Şimdi önce bir sel yapalım. Şöyle işaretleyelim. 160 milyon RF içi dolu olacak bu. Okey. Provider için de sen de şöyle yaptık. Sen de 410K'ya çıktın. 680 milyon RF şu an. Provider'ı böyle koyalım. Induction cell sana. Induction cell artık isteyeceğiz. Kaç? Çok fazla gold istiyor. Gold'ları şöyle yapalım. Atalım şuraya. Hayvan gibi gold istiyor. Bu kadar gold'u isteyen ne ben de bilmiyorum bu arada. Bunların şey bitiyor. Hızlanması gereken asıl makine bu. Enerji tüketimleri bunu zaten zar zor karşılıyor. Ya bunu çok hızlandıramıyoruz. O zaman bu 680 milyon kalacak şimdilik. Yani 680 milyon. Birazcık idare etsin bizi. 409K şu an enerji giriyor buna. Yaptıkça biz buna ilave ederiz. Bunu büyütürüz de. Yaptıkça şey yaparız. Tamam. Gayet güzel çalışıyor bu. Enerjinin fazlasını buradan silelim ki buhar birikmesin sistemde. Sende zaten water bitmesi söz konusu değil bu kadar şeyde. Ha buraya şey yapacaktım ben. Pressurized tube. Onun için steel lazımdı. Tamam. Oradaki şey sayısını biraz arttıracağız. Waste barrel. Şunları. Tamam. Daha sonra sizde bir sıkıntı yoktur herhalde. Bakalım. Hemen 2K RF çıkıyor. Sen bunun hepsini karşılayabilecek kapasitesin. Sana inancım tam. O sırada gidelim. Builder'ı açalım biz. Builder'ımız Ocean Cap'te biliyorsunuz. Şimdi burada kullanmadıklarım. Evim en üstte olsun. Onun altında miner olsun. Herobrine tamam. Cem'in evini en alta alalım. Output'u verelim buna. Burayı kassın. Maşallah. Iron'lar akıyor. Iron'lar doluyor. Giriş hızını bir tık arttırmak lazım. Bu biraz yavaş giriyor. Bunu sisteme giriş şeyini bir arttırmak lazım. Azek'le ev diyelim.
Sende bir adet importer var. Sana stack upgrade verelim. Ne kadar hızlı oldu be? Speed de verelim 3 tane. Tamam. Bir de yukarıya maden çıkartalım. Şuradan zaten bizim şey geliyor ya. Şunu bak şuradan aşağıdan çekelim. Haber diyelim. Geçemedim. Şuradan şöyle döndürelim. Buraya exporter vereceğiz. Exporter'ın tabi birazcık gelişmesi lazım. En azından bunun slot sayısı fazla. Yeter gibime geldi. Şimdi chunk diyelim. Sen uranyum, klorit ve sülfür. Öncelikle uranyum. Sonra uranyum bitince flörit, o da bitince sülfür. Çıkar desek. Tabi stack ve speed de lazım. Hatta sülfür çıkarmasın ya. Sülfür çıkartırsa bu sıkıntı olur. Şöyle. Tamam, bu güzel. Şu an sisteme gelen her şeyi çıkartıyor ve işliyor. Daha da fazla lazım. Daha da fazla lazım. Daha çok uranyum lazım. Onun için laser drill sayısını mı arttırsak? Bunu diğer yerine bakarız duruma göre. Eğer yetiştiremezsek uranyumu. Çünkü şu an şeyden geliyor. Nether'dan geliyor. Çok git. Nereye gidiyorum ben? Neredeyim? Nevrim döndüm. Şurada benim ekskavasyonum. Burada duruyor yıllardır. Siz ne durumdasınız? Senin büyük bir odaklanmışlıkla birlikte uranyum çıkarman lazım. Yoksa bir yere varamayız. Gördük hızlı aslında. Hepsi full upgrade. Okey. Ama yeterince uranyum çıkarmıyor bu. Import ve export'a ayırsan aslında nasıl olur? Nasıl yani? Kapıda neye şaşırdım o kadar? Vego'nun kılıcı nerede diye sormuşlar. Hemen geliyor. Yavaş kalıyor ama. Gerçi şuraya attığımızdan daha hızlı gibi şu an. Şu an bir miktar bir gold attık. Bu kadar çok gold atmamıza gerek yokmuş. Onu fark ettim. İki stack daha atsak yeter. Builder'ımız şey yapıyor değil mi bizim? Kazıyordur. Oradayken. Niye düşünüyorum? Sanki Builder kazmıyor gibi değil mi? Builder'da bir sıkıntı mı oluştu acaba?
Breakfast canceled mı? Allah Allah. Bu kazmıyormuş o yüzden. Nerede takılmış? 17. çankta. Allah Allah. Burada nerede takıldığımı bulamam ki. Ya en baştan başlatmayı da hiç sevmiyorum. Bu ne lan? Ana burayı kazmış. Lan biz şeyi kapatıyoruz. Okyanusu kapatıyoruz galiba. Haberiniz olsun. Allah Allah, bu niye takılmış acaba ya? Whitelist de verdik biz buna. Değil mi? Sadece bunları kaz diye. Başka bir şey kazmaması lazım. En baştan başla böyle yapınca da. Şöyle hızlandıralım bakalım. Şöyle kazmıyor ki şu an. Niye enerji yiyor kazmıyorken? 17. çanka gelene kadar bu şey yapacak şimdi, ilerleyecek. Ay sıktım. Niye takıldığını anlamadım ben ya. Takılmaması lazım yani. O gün çanka tekrar gelelim bakalım aynı yerde takılacak mı? Evet, aynı yerde kalıyor. 17. çankın 49. bloğunda. Yusuf burada mısın? Ha tamam. Don't wait on position. The operation is not possible. Okay, buna basacağız. Tamam, hallettik Türkan, sıkıntı yok. Evet. 384 çank yapacak bu böyle. Tamam, şuna basmak gerekiyormuş da. Kazamadığı bir şey oldu mu? Bekliyor çünkü bu. Daha da büyütmeye gerek var mı ya? Bakalım. Bu alan yeter buna bence. Bir tane uranyumumuz var şu an. Eve gidelim bakalım. Orada 3 tek uranyum vardı. Ne kadar olmuş? Hey maşallah. Şöyle alalım. Şöyle bir sıralayalım bunu, tamam mı? Keşke sıralamasaymışız. Her seferinde aynı hata yapıyorum. Yanlışlıkla tıkladım. Allah kahretmesin. Şu an gold var değil mi? Sen bana biraz gold yap. Yeter. Başka bir şey istemiyorum ben. Peki, gold'a geçmiş sonunda bu. Duran günler bitmiş. Sana da bir stack gold vereyim gel. Tamam. Bedek kırmaya çalışmaz değil mi? Bir şey yok. Evet. Sel desem şimdi bakayım bir daha.
Ultimate Induction Cell. Bir tane yapabiliyorsun. İki tane desem. İki tane yapman için 1600 iron daha istiyor ve lityum dust istiyor. Lityum dustlarımızı da şuradan alalım. Şöyle. Okey. gold var bu arada burada. Şu aşağıda bunları pişirsin bari bu. Hop. Rasover gelmiş, hoş gelmiş. En iyi mage oyuncusu tabii buradayım. En iyi MC oyuncusu mu bu? Tabii ki de. Her zaman görevimiz Nightcrawl'da dünya şampiyonu olmaktır, biliyorsun. Bu sistemi daha nasıl hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Bazı makinelerin sayısını birden ikiye çıkartarak, ama o da çok zor. İkisi de tombadan imkansız zor. Bunu mesela daha fazla hızlandıramıyorum, yani maksimum bu. Bu oluyor yani. Bilmiyorum. Yani burası zaten full. Burası her daim full. Non-stop, yani durmadan full. Aslında Steam'in fazlasını ben siliyorum. Bunun çalışmasına bence gerek yok ülke. Hiç fark etmeyecek ki. Doğru. Fark etmeyecek. Burası güzel ya. Sarıyor burası. Bu da şu an o kadar az enerji harcıyorum ki bunu 2 bile yapabilirim yani. 40K bir şey üretir. Steam üretir. Bana da yeter de artar. 40K Steam'de 40K enerji yapıyor değil mi? Yok, 80K enerji yapıyor. 80K kime yetmiyor bu devirde? Herkese yeter 80K. Şu an 24K enerji çıkıyor bundan. Ha, çıktığı kadar giriyor. Okay. İkisinin aynı olma sebebi o. Ne kadar harcıyorsak o kadar giriyor. Bunlardan asla azalması söz konusu dahi değil. Biz burada tertemiz 80K yürütüyoruz. Yeter. Adam olma çok bile. İnşallah patlamayız. Amin diyelim. Backup. Start diyelim. Menüyü backup alalım. Sonra da ben gideyim, yeter artık. Yeter. Görevlerde ne durumdayız bu arada? Türban görevini de yaptık. Teleportation Core'u ben hiç elime almadım mı? Şuradan ben hatta direkt alayım da görev sayılsın. Almayı unutmuşum. Miner da sayılmamış. Onları da hiç elime almamışım. Ayıp etmişim ya. Refined Glowstone verdi. Bir tane de Quantum Entteleporter verdi. Bu da Refined Obsidian verdi. Bedava Quantum Entteleporter aldık görevden. Güzel oldu. Şimdi gitmeden aslında şunu da mı yapsak? Plütonyum ve Holonyum için. Evet, doğru. Bu, gitmeden şunları da yapayım. Bunlar zaten çok zor şeyler değil. Burada şimdi bizim yakıtımız var ya. Bu yakıtı işleyeceğiz. Solar, Neutron, Activator ile. Şunlar Lithium Ingot, Energized Smelter'da yapılıyormuş. Lithium Ingot'ları ben yaptım bu arada. Öyle bir blok yoktu galiba.
Ben mi yapmışım bakayım? Ben yapmışım. Varnet'e. Yok be. Biz öndeyiz yine. Hiçbir son son değildir. Solar nötron aktivatörümüz geldi. Bunun güneş görmesi lazım. Şöyle koysak bunu. Bu enerji istemiyor. Bunun şu tam tepesinden kazarım. Buraya bir de siyah cam koyarız. Glass diyelim bakalım. Bizim şu şey olur mu acaba? Dark Connecting Glass. Ne yapıyorsun ya? Sabah olması lazım bir de. Bunu da şey yapalım. Buradan belli olmuyor aslında öyle oldu. Yani bunun elektrik alıp almadığını da anlamıyoruz ama şimdi bunda ne yapıyorduk biz? Buna nükleer waste'i alıp polonyum çıkartıyoruz. Şöyle koyalım. Neydi? Pressurized. Ben bundan yapacaktım. Doğru. Cam bitmiş bu sefer de. Ama Eloy da olsun artık ya. Eloy bir zahmet olsun artık ya. En azından bir normal kalite yapalım da. Sen sağdan gaz al. Tamam. Gelmiyor mu? Çok tehlikeli şeyler yapıyorum şu an ama. Bunlar daha boş. Bunlar mı dolu? Hangisi boş, hangisi dolu anlamıyorum ki. Hepsinde boş yazıyor. Neyse o zaman. Bunları gerçi çok kötü görünecek ya. Ya burası çok kötü görünecek ama yapacak bir şeyim yok. Çaresizim. Şöyle burayı açtık. Buradan bu boruyu çekeceğiz mecburen. Her seferinde geldi ben bir radyasyon zehirlenmesi yaşıyorum burada ama inşallah bu sefer bir ilk yaşarız ve zehirlenmeyiz diyelim. Bir de başaramadık.
Bunların hepsini tek tek galiba şey yapmak lazım. Şöyle çift tıklamak lazım. Ekranın rengi değişti bu arada bildiğiniz ya. Daha böyle kötü soluk bir renk var şu an ekranda. Ve bakıyorum çıkmayan var mı diye. Yanlışta beri kalın değil mi? Çok eğlenceli olur. Ettik Türkiye. En azından şöyle görsün burası değil mi? Gündüz mü şu an? Bir bakalım gündüz mü gece mi? Şu an gündüz. Şu an aslında buradan ışık geliyor olması lazım ama. Nerede bizim o şey? Cam koyduğum yer. Ben camı nereye koydum? Burada. Bunu da kırınca muhtemelen çalışması lazım. Ya senin ne işin var burada? Polonyuma bak. Buradan yine bir sürü radyoaktif barrel yapacağız. Yalım yine bitmiş. Neyse. Şimdi burada polonyum üretiyoruz. Bu polonyumu dikeylenmemesi için şeyde koyacağız. Radyoaktif barrel'da saklayacakmışız. Ama biraz daha steel getirmezsen bana ben çok sinirleneceğim. Tamam mı? Bir tane şey kırdığımız an burası 100 yıl boyunca yaşanamaz hale geliyor. Yani şimdi bunun içinde neler var? Bunları ya o kadar üşeniyorum ki tekrardan şey yapmaya tek tek makine ayırma ama siz bir daha yapacak olursanız tavsiyem bence makineleri tek tek ayırın. Tek makinede yapmaya çalışmayın. Ben tasarruflu olayım biraz dedim ama çok tasarruflu olmadık. Bir sürü şey isteyince birazcık kafası karışıyor. İki tane bundan alalım. Şöyle gidelim. Burası da böyle olabilir. Şu pipeları bir geliştirmem lazım. Altı mut olması lazım bunların.
Evet, polonyum şu an bunların içine doluyor arkadaşlar. Burada bizim polonyumumuz var. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Sürpriz. Polonyum burada üretilsin. Bu polonyum için de PRC koyacağız buraya. Buradan böyle dolandıracağız burayı. Hani bu tarafı da kullanacağız. En azından şu anlık biraz polonyum elde edelim. Polonyum çok önemli. Plütonyum o kadar önemli değil. Plütonyum'da nükleer waste'i izotropik sentrifüje koyunca oluyormuş. Yanında bir tane izotropik sentrifüj atarız bunun. Oradan şey yaparız. Şunun üstüne bir cam lazım ama. Bari normal cam koyalım. Böyle koysak. Çalışıyor, tamam. Salaklar buraya düşmesin diye bir de kapatalım şurayı. Neredeydi bu ya? Ben delik olacak arkadaşlar. Deliği bulun. Burası. Şöyle. Kapatalım da. Sıkıntı yaşamasın. Bella saatlikte. Saatlikte söylüyor mu? Directional. North değil. South'a bakacak. Değil. South değil. East'e bakacak. Evet. Böyle saat deyince hiçbir şey olmuyor. Yalan söylenmiş yine bize. Yine skenlenmişiz. Barrel'ları herhangi bir şekilde alamıyorsun. Hiçbir şekilde. Daha doğrusu hiçbir şekilde alamıyorsun.